9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı üniversitemiz ev sahipliğinde Veteriner Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı birçok katılımcının bulunduğu yaklaşık 170 bildirinin sunulacağı kurultay saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitim Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Protokol konuşmalarıyla devam eden kurultayda açılış konuşmasını Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Hakan Ülper yaptı. Artık günümüzde dil savaşlarının da bir derece açık bir biçimde yaşandığı düşünülürse dil konusunda asla taviz verilmemesi gerektiği bir gerçektir. Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sibel Karakelle ise şöyle konuştu. Her yıl düzenlenen Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı yüksek bilimsel niteliği ve mesleki gelişimi destekleyici yönüyle taşıdığı akademik değerin yanında Türkçe'de Türkçenin eğitim öğretimine emek veren tüm meslektaşlarımız ve paydaşlarımızı bir araya getirmesiyle de alanın bilimsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan önemli bir etkinlik olmayı kendisine amaç edinmişti. Kuruluşunun 10. yılını kutlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı'na ev sahipliği yapmasından gurur duyuyoruz diyen rektörümüz Profesör Doktor Adem Korkmaz da sözlerine şöyle devam etti. Bugün burada, bu çatı altında, bu ülkede, bu coğrafyada özgürce belli konuları tartışabiliyor isek, sevsek, sevmesek, hoşumuza gitse, gitmese, bir arada yaşama bilinci içerisinde varsak, bu herhalde bugün Türkçe'ye ve kendi dilimize borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sevdiğimizi de ifade ederiz, nefretimizi de, duygumuzu da, tasamızı da, neşemizi de, müziğimize de şekil veren dildir. Milleti millet yapan dildir. Bizi biz yapan dildir. Biz dilimiz olmadıktan sonra geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi nasıl öğreneceğiz? Bugün çok tartışılıyor dil eğitimi meselesi, yabancı dil meselesi. Hepimiz bu tartışmaların içinde yer alıyoruz. Yabancı dil eğitim meselesi, değil mi? Bu dil meselesinin en önemli unsurlarından birisini oluşturuyor. Türkçenin eğitimi ve öğretimi meselesini tartışırken, yüksek öğrenimimizdeki ya da milli eğitimimizdeki eğitim meselesini ıskalamamız doğru olacağını düşünüyorum. Dilin önemine vurgu yapan rektörümüz Profesör Doktor Adem Korkmaz, dil bir milletin tarihteki tapusudur dedi. Dili şöyle tanımlasak herhalde hata etmiş olmayız. Bir milletin tarihteki tapusu olarak ifade etsek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bir şeye sahipseniz varlığınızı, mülkiyet hakkının varlığını bugün ifade etmeniz için ne derler? Bir belgeniz var mı? Bir bilginiz var mı? Ya da bir gayrimenkulü bir başkasına karşı savunmak için tapu ortaya koymanız gerekir. İşte milletlerin tarihteki varlığını, başka medeniyet ve kültürlere karşı varlığını ifade edeceğimiz, ispat edeceğimiz yegane şey nedir arkadaşlar? Sevgili misafirler, dilimizdir. Bunun dışındaki bütün diğer çıktılar, diğer varlıklar dilin yanında ikinci bir anlam ifade eder. Milletleşme anlamında söylüyorum. Eğer bir toprağı yurt yapacaksanız, Türk yurdu dediğimizde aklımıza ne geliyor? Türk dilinin konuşulduğu coğrafya aklımıza geliyor. Evet, resmi olarak, siyasi olarak sınır tartışmaları yapılır ama dil bunların hepsinde boyutlarını aşan, genişliğe, zenginliğe sahip bir kavram olduğunu düşünüyorum. Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Üniversitemiz ev sahipliğinde 9.sü gerçekleştirilen Uluslararası Türkçenin Eğitim Öğretimi Kurultayı 8 Ekim'de son bulacak.